19. yüzyılın ortalarına kadar Masonluk örgütü özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda azınlıkların ve yabancı elçilik personelinin devam ettiği gizli bir örgüt olarak bilinir. Ancak Osmanlı Yüksek Şurası'nın kuruluşu ile birlikte hızlı bir tırmanışa geçer. Bu gelişmede tüm sadrazamların Mason oluşunun büyük etkisi olmuştur. Yüksek Şura'nın başı Mısır asıllı Prens Halim Paşa'ydı. Abdülaziz döneminde iki kez sadrazamlık yapan Keçecizade Fuat Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, 1. Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Vefik Paşa, Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Berlin Sefiri Sadullah Paşa, ünlü şair Ziya Paşa, Şinasi ve Namı Kemal, ünlü bestekar Ali Haydar Bey, bu locanın önemli mevkilere yükselmiş üyeleri arasındaydı. Türkiye Masonluk tarihinde Prodos Locası'nın özel bir yeri vardı. 1868 tarihinde ilk kayıtlarına rastlanan bu locanın kurucuları arasında İstanbul'da önemli bir nüfusa sahip olan Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar yer alıyordu. Fransız Büyük Locası'na bağlı olarak Rumca faaliyet gösteren Prodos Locası'na Sultan 5. Murad'ın iki kardeşi Şehzade Nurettin ve Şehzade Kemal Efendi kabul edilmişti. Şehzadelerin bu locaya üye yapılmasının özel bir nedeni vardı. Örgüt, Osmanlı tahtına bir masonu çıkarmayı hedeflemekteydi. Bunun için her türlü entrika göze alınmıştı. Masonlar açısından tahta en uygun isimse zayıf kişiliği ve batı hayranlığıyla tanınan Sultan 5. Murat'tı. ...1875 yılında Osmanlı İmparatorluğu, tarihinde görülmedik derecede ciddi, ekonomik ve siyasal bir bunalıma girer. Dış borç kaynaklarının azalmasının yanı sıra, iç borçların ödenmesi artık imkansız hale gelmiştir. Aynı yıl, Bab-ı Ali'de kısmi bir ekonomik batışı kabul eder. Bosna Hersek'teki köylü ayaklanmaları, Zagor'daki Bulgar isyanı ve Rusya ile yaşanan sınır sorunları Abdülaziz'i zor durumda bırakır. Mayıs 1876'da Süleyman Paşa komutasındaki harbi öğrencileri yanlarına Şeyhül İslamlığın medreseli öğrencilerini de alarak Sultan Abdülaziz'i tahttan indirir. Darbeye medreseli öğrencilerin katılımı nedeniyle Softalar Darbesi adı verilir. Ancak darbeden sonra meydana gelen gelişmeler, sarayda yaşanan gelişmelerin Softalar Darbesi değil, Masonik Darbe olduğunu ortaya koyar. Darbenin hemen ardından ön plana çıkan Mason Sadrazam Mithat Paşa, tahta 5. Murad'ı çıkarır. Ancak halktan ve sarayın ileri gelenlerinden saklanan bir gerçek vardır. Sultan 5. Murat tahta çıkmadan kısa bir süre önce Mason olmuştur. Büyük Üstad Kemalettin Apak Sultan Murad'ın Mason olduğunu doğrulamaktadır. Sultan Murad ve Şehzade Yusuf İzzettin Efendilere hocalık yapan Ziya Paşa Sultan Murad'a tam bir Masonik felsefe zikredebilmiş ve bundan sonra tekrisini yapmıştır. Bundan 25 sene önce Akşam Gazetesi'nde Saray ve Bab-ı Ali'nin iç yüzü unvanı ile tarihi bir makale silsilesi neşreden Süleyman Kani Bey, bu serinin 180 numaralı Eski Masonlar ve Sultan Murad'ın Farmasonluğu başlıklı yazısında Sultan Murad'ın Prodos Locası'nda Mason olduğunu, hatta sonra padişah olduğu zaman biat merasiminde bu locanın üstadı
Kleantis Kaliyeri'nin Sultan Murad'ın arabasını at üzerinde takip ettiği bildirilmektedir. Artık ülke tamamen Masonların kontrolüne geçmiştir. Mason Sadrazam Mithat Paşa'nın kafasındaysa aydınlanmacı ve pozitivist bir temele dayanan yeni bir Osmanlı toplumu yaratma hedefi vardır. Ancak 5. Murad'ın dengesiz kişiliği bu masonik projenin uygulanmasına izin vermez. Padişahın aniden psikolojik rahatsızlık geçirmesi üzerine yerine yeni bir isim aranmaya başlandı. Tek alternatif olarak görülen Sultan Abdülhamid, meşrutiyeti ilan etmeyi ve bir anayasanın oluşturulmasını kabul edince 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta çıkarılır. Mason, 5. Murad'ın bağlı bulunduğu İstanbul'daki Prodos Locası'nın üstadı azamı Kleantis Kalyeri ise Abdülhamid'in tahta çıkarılmasına büyük tepki gösterir. Tarihimize Çırağan vakası olarak geçen olayda Scalieri 5. Murad'ı kaçırarak tahta tekrar çıkarmaya çalışır. Ancak Sultan 2. Abdülhamid olayı önceden haber alarak darbeyi önler. Bu olay Türk yakın tarihinde önemli bir rol oynayacak olan Masonik darbe kavramının da ilk önemli örneğidir. Ancak Scalieri'nin Abdülhamid'in istihbaratçıları tarafından durdurulması, bu örgüt çevresinde örgütlenen seküler güçlerin bertaraf edilmesi anlamına gelmiyordu. Aksine, Batı kültürünün büyüsüne kapılan Jön Türklerden gelen ve azınlıklardan destek bulan muhalefet, kısa bir süre sonra Abdülhamid'in önüne büyük bir engel olarak çıktı. Çünkü Abdülhamid, dağılmakta olan imparatorluğu ayakta tutmak için yegane çözümün Pan-İslamizm olduğunu görmüştü ve imparatorluk bünyesindeki tüm Müslümanları İslam kimliğiyle bir arada tutmayı hedefliyordu. Buysa Osmanlı'nın zafiyetlerini İslam'ın kendisinde gören ve kurtuluşu Batı pozitivizmini ve sekülerizmini ithal etmekte bulan Jön Türkler açısından kabul edilemez bir durumdu. Bu muhalefet, Abdülhamid'i ve onun İslam Birliği amacını baltalamak için 10 yıllar süren bir çaba içine girdi. Abdülhamid, karşısındaki bu masonik cepheyle sabırlı bir mücadele yürütmüş ve bu mücadele hiçbir zaman abartıldığı gibi kanlı değil, aksine son derece yumuşak gerçekleştirilmiştir. Padişahlık görevini yürüttüğü 33 sene boyunca masonlukla büyük bir mücadele veren Abdülhamid'e ilk tepki Siyonistlerden gelmişti. 1897 yılında siyasi bir yapıya sokulan Siyonizmin vazgeçilmez hedefi olan Yahudi devletinin sınırları Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir kısmını da kapsıyordu. Yahudiler tahrif edilmiş Tevrat tarafından kendilerine vaat edilen bu topraklara ulaşmak amacıyla 19. yüzyılın sonlarında resmi girişimlere başlamışlardı. 1897 yılında Basel'de yapılan 1. Siyonist Kongresi'nde Yahudi lider Theodor Herzl Yahudi devletinin sınırlarını şöyle açıklamıştı. Kuzey sınırımız Kapadokya'daki dağlara kadar uzanır. Güneyde de Süveyş kanalına. Sloganımız Davut ve Süleyman'ın Filistin'i olacaktır. Herzl, bütün dünya Yahudilerinin vereceği destekten emin olarak kongrede şunları da söylemişti. Basel'de ben Yahudi devletini kurdum. Eğer yüksek sesle söylersem bütün dünya bana güler. Fakat yakında herkes bunu bilecek.
Basel'de yapılan ilk Siyonist Kongre'de çizilen hayali sınırlar Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında bulunuyordu. Theodor Herzl bu toprakları ele geçirmek için birçok kez İstanbul'a geldi. Bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik olarak zor durumda olduğu biliniyordu. Herzl, Sultan Abdülhamid'in bu zor durumundan yararlanarak Filistin'i para karşılığında ele geçirmek istiyordu. Sultan Abdülhamid'den büyük bedeller karşılığında Filistin topraklarını isteyen Theodor Herzl, Abdülhamid'den beklemediği bir cevap aldı. Bu yer bana ait değil, milletime aittir. Bu yerlerin her karış toprağı için şehit verilmiştir. 93 Harbi'nde orduyu Hümayunum'un, Filistin alayının askerleri bir tanesi dönmemek üzere şehit olmuşlardır. Filistin'e ancak cesetlerimiz üzerinde girilebilir. Böyle bir teklif yapan bir adam bir adım daha atmasın ve memleketi terk etsin. Filistin topraklarına göz diken Yahudilerin Sultan Abdülhamid'den olumsuz cevap almaları, hatta saraydan kovulmaları, Siyonistlerin Abdülhamid'e olan düşmanlıklarının ilk tohumlarını atmıştı. Önce Balkanlar karıştırıldı. Sırp ve Bulgar çeteleri desteklendi, kışkırtıldı. Sonra Taşnak Komitesince plan kurdurtulup Yıldız'da Cuma selamlığında Abdülhamid'e karşı suikast planlandı. Bu suikaste Abdülhamid kurtulmuş ama birçok asker şehit olmuştu. Bu suikaste başarısız olan Masonlar ve Yahudiler çalışma alanlarını Paris'e kaydırdılar. Çünkü Paris'e birçok Jön Türk vardı. Siyonistler Jön Türklere her türlü desteği vermeye başladılar. Yayın ve diğer faaliyetlerini oluşturup Abdülhamid aleyhinde kampanya başlattılar. Abdülhamid'in bu kararlı tutumu üzerine Yahudilerin tek çıkış yolu onun iktidarına ivedilikle son vermek olacaktı. Herzl, Siyonizmin amaçlarına ulaşabilmesi için Osmanlı'nın dağılmasını beklemeliyiz diyordu. Bunun için de ilk hedef Abdülhamid'in tahttan indirilmesiydi. Abdülhamid'i dış müdahalelerle düşüremeyeceğinin farkında olan Herzl, bunun için devlet içinde güçlü bir kuruluşla işbirliği yapmayı tercih etti. Amacına en uygun kuruluş, Masonlardan oluşan Jön Türk hareketinin uzantısı olan İttihat Terakki Cemiyeti. Jön Türklerin yardımıyla meşrutiyeti ilan ederek tahta çıkan Sultan Abdülhamid, kısa süre sonra Osmanlı'nın bir çöküş sürecine girdiğinin farkına vardı. Meclis-i Mebusan, ülkedeki etnik grupların bölücülük yaptığı bir kurum haline gelmişti. Jön Türk hareketinin devlete yarardan çok zarar getirdiğini anlayan Abdülhamid, içinde birçok Jön Türk barındıran meclisi feshetti. Bazı Jön Türkler yurt dışına kaçarak hareketin sona ermesini engellemeye çalıştılar. Meclisin feshinden sonra Kanuni Esasi'nin de yürürlükten kalkması Abdülhamid'e karşı olan muhalefeti adeta çıldırttı. İstanbul, Kahire, Paris ve Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde teşkilatlanan muhalefet bulundukları yörelerin devlet kadrolarını etkilemeyi amaçlıyorlardı. Sonunda bütün bu gruplar bir kuruluş çatısı altında toplanmaya karar verdiler. İttihat Terakki Cemiyeti işte böyle bir ortamda kurulacaktı. İstanbul'da askeri tıp okulu öğrencilerinden bir grup 1889 yılında Jön Türk hareketinin mirasını diriltmek ve 2. Abdülhamid'i tahttan uzaklaştırmak için gizli bir cemiyet kurmaya karar verdiler.
Hareketin öncüleri İbrahim Temo, İshak Sukuti, Mehmet Reşit ve Abdullah Cevdet kendilerine model olarak İtalyan Carborani teşkilatını almışlardı. İbrahim Temo, Napoli'de bir Mason locasına gitmiş ve orada Carborani teşkilatı hakkında bilgi toplamıştı. Zamanla İttihat Terakki Teşkilatı da Masonik bir yapılanma haline geldi. İttihatçıların yoğun olarak bulunduğu Balkanlardaki Mason localarının artık İttihatçılardan oluşuyordu. Masonluk konusunda çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci İlhami Soysal da İttihatçıların Masonluğu konusuna ayrıntısı ile değinmiştir. Selanik'teki Makedonya, Risorta Locası ve Veritas Locası başlangıçta içindeki Türkler azınlıkta olmasına karşılık giderek Türklerin denetimine geçmiş ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin bir noktada kaynakları olmuşlar. İttihat Terakki Cemiyeti'nin önderleri Talat Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Kazım Paşa, Manyasizade Refik, Kazım Nami Duru, sonradan Muş Milletvekili olan Binbaşı Naki, Drama Jandarma Komutanı Hüseyin Muhittin, Maliye Müfettişi Ferit Aseo, Makedonya Risorta Locası'ndandırlar. Emanuel Karasu, sonradan Bahriye Nazırı olacak Cemal Paşa, Faik Süleyman Paşa, İsmail Can Bolat, Gümülcine Mebusu Hoca Fehmi Efendi, Mustafa Doğan sonradan Babali Baskını'nda vurulan Mustafa Necip ise Veritas Locası'nda uyanmışlardır. Sonradan sadrazam olacak Talat Paşa ile Binbaşı Naki Bey hem Makedonya Risorta Locası'nda hem de bu Veritas Locası'nda çalışmalara katıldılar. Paris'te yayınlanan Le Temps gazetesinin 20 Ağustos 1900 tarihli sayısında Selanik'teki iki önemli ittihatçı Refik Bey ve Binbaşı Niyazi Bey ile bir röportaj yapılmıştı. Refik Bey bu röportajı daha sonra şöyle anlatıyordu. Mülakatı yapan gazeteci İttihad-ı Terakki'nin 1905 ila 1908 tarihleri arasında Masonluktan ne kadar yardım gördüğü ve etkilendiğini sordu. Verilen cevap ilginçtir ve şu şekilde özetlenebilir. Masonluk ve bilhassa İtalyan Masonluğu bize manen destek oldu. Selanik'te müteaddit localar faaliyetteydi. Hakikatte İtalyan locaları İttihat Terakki'ye yardımcı oldular ve bizleri korudular. Çoğumuz Mason olduğumuz için genelde teşkilatlanmak için localarda toplandık. Üyelerimizi de genelde localardan seçmeye çalışırdık. Localardaki faaliyetlerimizden İstanbul şüphelenmeye başladı ve birkaç hafiye localara sızmayı başardı. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a gelen Balkan Komitesi'nin kurucusu Roden Buxton, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne giriş töreninin Masonluğu giriş töreninin bir kopyası olduğunu söylüyordu. Cemiyete katılmak isteyen adaya önce büyük bir sır açıklanacağı bildiriliyor ve güvenilirliği araştırıldıktan sonra yemin ettiriliyordu. Bundan sonra kabul safhası geliyordu. Üye adaylarının gözleri bağlanıyor, ardından adaylar bilinmeyen bir odaya götürülüyor ve gözleri açıldığında kendilerini loş bir odada kara maskeli 3 yabancı karşısında buluyorlardı. Burada her aday yemin ediyor, kılıca elini basıyordu. Bu yeminde sırları gizleyeceği ve cemiyete ihanet edenleri, yakınları, sevdikleri bile olsa öldüreceği gibi hususlar vardı. Haberleşme ise kuryeler arasında sağlanıyordu. Siyonistler ise Yahudi devletinin kuruluşuna izin vermeyen Abdülhamid'i kesin olarak saf dışı bırakmaya karar vermişlerdi.
bunun için müdahalenin dışarıdan değil, içeriden yapılmasının daha etkili olacağını düşünüyorlardı. Dolayısıyla Abdülhamid'e karşı bir iç muhalefet grubuyla işbirliği yapmak gerekiyordu. Yahudi liderler bu noktadan hareketle Jön Türklerle işbirliği yapma yolunu tercih ettiler. Siyonist lider Theodor Herzl bu tarihi kararı şöyle dile getiriyor. Bir tek plan aklıma geliyor. Sultana karşı kampanya açmalı, bu iş için sürgün edilmiş prensler ve Jön Türklerle temas kurmalı. Yahudi tarihçi Eli Kedor, birçok Avrupalı yazar Jön Türk hareketini ve ittihatçıları gizli Yahudilerin elinde oyuncak olan bir Yahudi mason komplosu olarak nitelemiştir diyerek Jön Türk hareketini ve ittihatçıları Yahudi işbirlikçisi olarak tanımlamaktadır. İttihat Terakki Cemiyeti, üyelerine mason localarının kapılarını açan isim Selanikli bir Yahudi olan mason Emanuel Karasu idi. Jön Türklerin Serüveni adlı kitapta bu ilginç bağlantı şöyle anlatılıyor. Makedonya locasının büyük üstadı Emanuel Karasu, Selanikli bir Yahudiydi. Jön Türklere mason localarında toplanma önerisini ilk olarak o götürmüştü. Aynı Karasu daha sonra İttihat Terakki'nin ileri gelenlerinden biri oluyor ve 1909 yılında Abdülhamid'i tahttan indirmeye giden heyet içinde yer alıyordu. Avrupalı Yahudiler ise Abdülhamid'i devirmek için kendilerine merkez olarak Selanik'i seçmişlerdi. Bu muhalefet birçok Yahudinin yaşadığı Selanik'te kısa süre içerisinde kendine sıkı bir taraftar kitlesi buldu. Özellikle Emanuel Karasu, Nissim Mazliyah ve Nissim Russo adlı Yahudiler Jön Türk hareketine Siyonizmi benimsetmeye uğraşıyorlardı. İttihat Terakki Cemiyeti'nde önemli bir etkiye sahip olan grupların biri Selanikli Yahudi dönmeleriydi. Bu isimler Abdülhamid'i devirmek için uluslararası finans çevrelerinden yardım sağlamaktaydılar. Cemiyetin diğer bir yardım kaynağı ise Mısır Cemiye-i İsrailiyesiydi. Mısır'da bulunan Yahudilerden oluşan bu cemiyet, Jön Türklerin çıkarmış olduğu yayınların Mısır'da kolayca dağıtılmasına yardımcı oluyordu. Devlet sınırları içindeki Yahudi ve Mason hakimiyetinin farkına varan Sultan Abdülhamid, kendine bağlı olarak kurmuş olduğu istihbarat örgütü vasıtasıyla Masonları sıkı takibe aldı. Selanik'te bu gelişmeler olurken Masonlardan büyük bir tehlikenin geleceğini hisseden Abdülhamid Mason localarını denetim altına almaya çalıştı. 1894 yılından sonra Masonluğa açıkça dil uzatmamasına karşın localarda neler konuşulduğu ve oradaki yapılan faaliyetlerin içeriği konusunda bir örgütlenme kurmuştu. Mason padişah Sultan Murad'ın hayatta olması Abdülhamid'in Masonlara karşı şüphelerini arttırıyordu. Üstad Mason Kemalettin Apak o dönemleri kendi bakış açısından şöyle yorumlar. Masonluk ve Masonlar aleyhindeki sistemli takibat 2. Abdülhamid zamanında çok sıkılaşmıştır. Sultan Abdülhamid Masonlardan korkmaktaydı. Şunu da ilave edeyim ki Abdülhamid'in Masonlardan korkması haksız çıkmadı. 1908 yılında Abdülhamid'e zorla kabul ve ilan ettirilen 2. Meşrutiyet'in nurlu meşalesini tutan eller ve öncüler birer masondu. Şunu da belirtmek lazımdır ki Abdülhamid yalnızca İstanbul'da masonları takip edip buralara serbestliği vermiş değildi. Tazyikler bu bölgeye Rumeli'ye de şamildi. Bilhassa Selanik'te locaların kapılarında kıyafet değiştirmiş memurlar bekletilir
ve kimlerin girip çıktığı kontrol edilirdi. Fakat ne de olsa sarayın İstanbul'daki nüfuzu ve ceberrutu buralarda sökmüyordu. Çünkü Selanik, Kosova ve Manastır vilayetlerinde ecnebi kontrolü mevcut idi. Sultan Abdülhamid'in tüm engellemelerine rağmen Masonlar Osmanlı topraklarında etkinliklerini sürdürmüşlerdi. Sultan Abdülhamid'e karşı tehdit unsuru olarak kullanılan Mason 5. Murat, 28 yıl boyunca göz hapsinde tutulduğu Çırağan Sarayı'nda 1904 yılında hastalanarak öldü. Sultan Abdülhamid, 5. Murad'ın ölümüyle birlikte Masonik yapılanmalara karşı baskıyı arttırdı. Artık Masonlar için Sultan Abdülhamid'i bir saray darbesiyle tahttan indirmekten başka çare kalmamıştı. Abdülhamid'e muhalif grupların arasında başı İttihat Terakki Cemiyeti üyeleri çekiyordu. Haziran 1908'de Manastır sokaklarına İttihatçılar tarafından astırılan bildiriler Abdülhamid'e yapılan bir uyarı niteliğindeydi. Bu bildirilerle Abdülhamid'e karşı savaş ilan edilirken Makedonya ve Selanik'teki Mason localarının tam desteği alınmıştı. Abdülhamid İttihatçıların tehditleri üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Amacı gereksiz yere kan dökmemekti. Çünkü bazı ittihatçılar yanlarına Balkanlarda yaşayan azınlıklara mensup askerleri alarak dağda kurdukları çetelerle devletin merkezleri olan Yıldız ve Babı Ali üzerine baskı yapmaya başlamışlardı. İttihatçılar tarafından küstah bir dille çekilen telgraf neticesinde Abdülhamid'in meşrutiyeti ilan etmekten başka bir şansı kalmamıştı. Üstad-ı Azam Kemalettin Apak bu olayın ayrıntılarını şöyle anlatıyor. Serez'deki Makedonya locasının azasından olan Serez mutasarrıfı Reşit Paşa kardeşimiz meşrutiyet ilanı günü Serez'den İstanbul Yıldız Sarayı'na 2. Sultan Abdülhamid'e telgraf çekerek 2 saate kadar meşrutiyet ilan edilmediği ve cevap verilmediği takdirde ahali tebdili biat edecektir demişti. Abdülhamid bu telgrafı alınca telaşlanmış ve müsvedde halinde olan bu cevabı tebyiz bile ettirmeden her tarafa telgraf çektirerek 2. meşrutiyeti tamim mecburiyetinde kalmıştır. Abdülhamid'in meşrutiyeti ilan etmesine en çok Masonlar sevinmişti. Yahudiler, Masonlar ve İttihatçılar bir arada Abdülhamid'e karşı gerçekleştirilen darbenin başarısını kutluyorlardı. İttihat Terakki Teşkilatı üyeleri Masonik kıyafetlerle Selanik Hürriyet Meydanı'nda toplanarak gösteriler düzenlemişlerdi. Meşrutiyetin ilanından sonra Masonların yapmış oldukları propagandalar sayesinde devlet kademesinde Mason olmayanların Avrupa ülkelerinde itibar görmeyeceği inancı yaygınlaşmıştı. Bu propagandalara aldanan devlet adamları ise gecikmeden soluğu Mason teşkilatlarında alıyorlardı. Meşrutiyetin ilanı ile sarsılan ancak yerini sağlam tutmaya çalışan Abdülhamid'i düşürmek Masonlar için kolay olmayacaktı. Abdülhamid ancak bir darbe ile düşürülebilirdi. Bunun için yapılacak ilk iş, darbenin gerçekleşmesine uygun zeminin hazırlanmasıydı. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra ayrılıkçı azınlıklar
mecliste daha fazla sandalye sahibi olabilmek için faaliyete başlamışlardı. Bunun neticesinde Yunan hükümetinin yönlendirdiği Fener Patriği ve nüfuslarının 6,5 milyon olduğu iddia edilen Rumlar, İstanbul'un değişik semtlerinde yürüyüşler düzenlediler. Ermeni, Yahudi, Bulgar ve Sırp azınlıklar meclise kendi adamlarını sokmak için büyük bir çaba içindeydiler. Abdülhamid'in birinci meclisi kapattığı günlerdeki siyasi ortamın bir benzeri oluşmaya başlamıştı. İkinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte başlayan ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanacak olan bu sürecin amacına ulaşabilmesi için küçük bir bahane yeterliydi. Abdülhamid'in İslam dinine olan bağlılığı halk tarafından biliniyordu. Bu bağlılık Mason İttihatçıları oldukça rahatsız ediyordu. İttihat Terakki üyeleri tarafından halka sürekli ülkenin geri kalmışlığının sebebi olarak dini taassup ve hürriyetsizlik gösteriliyordu. Ancak Masonların dini taassuptan kasıtlarının aslında İslam dininin bizzat kendisi olduğu pek az kimse tarafından biliniyordu. Nitekim böyle bir ortamda seçimler yapıldı. 17 Aralık 1908'de Meclis-i Mebusan açıldı. 17 Aralık 1908-13 Nisan 1909 tarihleri arasında geçen süre zarfında olan olaylar 31 Mart ayaklanmasına zemin hazırlayacaktı. 31 Mart komplosu ancak bu süre içerisinde olan olayların tahlil edilmesiyle anlaşılacaktır. Şimdi kısaca bu olaylara değinelim. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte ülkede demokratikleşme beklenirken İttihatçıların baskı ve şiddet uygulamaları halkta büyük bir tepki uyandırdı. Abdülhamid'e cephe alan ve istibdat dedikleri yönetime karşı İttihatçıların yanında olmayı uygun gören bazı aydınlar kısa süre içerisinde ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını anladılar. İttihatçılar ülkede işlenen birçok faili meçhul cinayetin hesabını verememekteydiler. Aralık ayında Mahir Paşa'nın, Nisan ayında Serbestlik Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi üzerine halk ayaklanarak İttihatçılar aleyhine mitingler düzenlemişti. Yine bu dönemde ordunun temelini oluşturan ve Sultan Abdülhamid'e bağlılığı ile bilinen alaylı subaylar ordudan atılmaya çalışılıyordu. Bu kararlara karşı çıkma girişimi gösterenler tutuklanmış ve aileleriyle birlikte güç durumda kalmışlardı. Bu hareketlerden ayrı olarak devlet dairelerinden pek çok dindar insan işten atılmış, onların yerine İttihatçılara yakınlığıyla tanınan kişiler yerleştirilmişti. Sürgüne gönderilenlerse geri geldiklerinde işsiz kalmışlardı. Askeri kışlalarda huzursuzluk had safhaya ulaşmıştı. Mason İttihatçıların etkisinde kalan genç mektepli subaylar din aleyhtarı konuşmalar yapıyorlar ve askerlerin namaz kılmalarına izin vermiyorlardı. İttihatçı subaylardan bazılarının resmi kıyafetlerle Beyoğlu'ndaki eğlence yerlerine gittikleri ve askeri geleneğe yakışmayan davranışlarda bulundukları bilinmekteydi. Bu da subayların büyük bir kısmında rahatsızlık uyandırıyordu. İktidardaki İttihat Terakki Cemiyeti üyelerinin Mason olduklarının bilinmesi ve başta Yahudiler olmak üzere azınlıkların hükümet üzerindeki etkilerinin artık gizlenemez hale gelmesi hükümete olan güveni iyice sarsmıştı. Halk Bosna Hersek ve Girit'in kaybedilmesinden İttihatçıları sorumlu tutuyordu. Hatta muhalif basından bazı yazarlar daha ileri giderek bu bölgelerin İttihatçılar tarafından satıldığını bile iddia etmişlerdi. Bütün bu gelişmelerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı ise
dolaylı olarak ülkeyi 31 Mart'a getiren etkenler arasında gösterildi. Halkın gözünde küçülen İttihatçılar, Sultan Abdülhamid'e karşı tepeden inme bir girişim için yetecek bir zemini oluşturmuşlardı. İttihatçıların akıl almaz oyunlarıyla tahrik edilen alaylı askerlerin ayaklanması için artık sadece bir kıvılcım gerekiyordu. Alaylı askerlerin kışkırtılmasıyla İstanbul'da kargaşa ortamı sağlanmıştı. Ordu içerisinde alaylı subayların kaldıracağı ve askerlere Fransız askeri kıyafeti giydirileceği dedikodusu yayılmıştı. Ayaklanmanın çıkacağından, boyutlarından ve sonuçlarından günler öncesinden haberdar olanlar da vardı. Bunların başında Volkan gazetesinin sahibi olan Derviş Vahdeti ve ayaklanmanın tahrikçilerinden Mason ittihatçı Prens Sabahattin geliyordu. İsyan ilk olarak Taşkış'ta da başladı. İsyanı başlatanlar meşrutiyeti korumak maksadıyla İttihatçılar tarafından Rumeli'den getirilen avcı taburlarıydı. Bu taburun İttihatçıların kontrolünde olduğu herkes tarafından biliniyordu. Asıl amaç dindar insanlar tahrik edilerek sözde gerici bir ayaklanma başlatmaktı. Bunu bahane eden İttihat Terakki Örgütü meşrutiyeti korumak bahanesiyle yönetime el koyacaktı. İsyancı askerlerden bir kısmı Dolmabahçe yolu üzerinden Fındıklı'ya ilerlerken, diğer bir kısmı Beyoğlu istikametinden Karaköy'e inmiş ve Ayasofya meydanına karargah kurmuştu. Ayaklanma gece yarısı önlenemez boyutlara ulaşmıştı. Ayaklanmayı çıkaranlar bile olayların bu boyutlara ulaşacağını tahmin etmemişlerdi. 7 Nisan'da hareket ordusu artık Yeşilköy'e ulaşmıştı. Ordunun başına Mason Mahmut Şevket Paşa geçti. 10 Nisan Cuma, Abdülhamid'in son Cuma selamı. Aynı gün hareket ordusu İstanbul'a girdi. İstanbul'da örfü idare ilan edildi. Birlikler Beyazıt'taki Harbiye Nezaretini işgal ettiler. Taksim Taşkış'la binası ise topa tutuldu. Hareket ordusunun oldukça ilginç bir yapıya sahip olduğu görülüyordu. Meşrutiyeti kurtarmak maksadıyla Selanik'ten yola çıkarılan ordunun içinde her milletten insan vardı. Tarihçi İsmail Hakkı Danışment, 31 Mart Vakası adlı kitabında hareket ordusunun bu enteresan yapısını şöyle anlatıyor. Askeri kulübede bir toplantı yapılmış ve 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa'nın idare ettiği müzakerede İstanbul'da derhal kuvvet sevk edilip meşrutiyetin kurtarılmasına karar verilerek bu kuvvete hareket ordusu gibi manasız bir isim takılmıştır. Muhtelif yerlerde parça parça yola çıkan derme çatma ordu kozmopolit bir kütleden başka bir şey değildir. İçlerinden her milletten mahlukat vardır. Hatta Selanik Yahudilerinden katılanlar olmuştur. Türk düşmanı çetelerin teşkil ettiği gönüllü kuvvetler içinde bilhassa Bulgar müfrezesi çok meşhurdur. Bir takım külahlı Arnavut serserilerden de bahsedilir. Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Locası'nın yayın organı Mimar Sinan Dergisi, hareket ordusunun İstanbul'a girişini şu şekilde anlatıyor. 31 Mart ayaklanması çıkmış, 31 Mart vakasıyla birlikte hareket ordusunun buraya gelişi, İstanbul'un kurtarılışı ve temizlenişi, hareket ordusundan sonra Selanik'te ve Manastır'daki localara üye olmuş kardeşler İstanbul'a gelmişlerdi.
Hareket ordusunun İstanbul'a gelişiyle birlikte provokasyon sona erdirilmişti. Artık bundan sonra İttihatçıların işi kolaydı. Ayaklanmaya katıldığı iddiasıyla birçok masum insan idam edildi. Şimdi sıra asıl amaç olan Abdülhamid'in tahttan indirilmesine gelmişti. Devirmeye çalıştıkları bu devlet adamı, Necip Fazıl'ın deyimiyle bir ölüyü ensesinden kaldırarak ayakta tutmaya çalışır gibi 33 yıl ülkeyi ayakta tutmaya çalışmıştı. Tahttan indirilişini Abdülhamid'e bildirme görevi nedense Selanik mebusu Yahudi ve Mason ittihatçı Emanuel Karasu'ya verilmişti. Sultan Abdülhamid bu olaya çok içerlemiş ve kendisine gelen diğer ittihatçılara bunu açıkça söylemişti. Bir Yahudi Mason darbesiyle tahttan indirilen Sultan Abdülhamid Selanik'e sürgüne gönderildi. Uzun yıllar sürgünde yaşayan Sultan Abdülhamid İstanbul'a döndüğünde çökmüş bir imparatorluğun enkazı ile karşılaşır. Yıllarca mücadele ettiği ittihatçılar, Siyonistler ve Masonlar ülkeyi felakete sürüklemişti. Siyonistlerin ve Masonların kuklası ittihatçılar, Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle ülkeyi tamamen ele geçirmişlerdi. Ancak hatalı politikaları sebebiyle üç kıtada at koşturan koca bir imparatorluk, 10 yıl gibi kısa bir süre içinde emperyalist güçlerin oyuncağı haline gelmişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Masonların maskesinin düşmesi ve Mason ittihatçıların ülkede istenmeyen adamlar ilan edilmeleri ise Abdülhamid'in ve 31 Mart komplosu mağdurlarının haklarını iade etmeye yetmeyecekti. 31 Mart komplosu ve Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilişi yakın tarihimizde önemli bir ibret vesikasıdır. İktidar hırsı ile dev bir imparatorluğu paramparça eden Türkiye Masonları günümüzde de benzer planlarını hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Belgeselimizin daha sonraki bölümlerinde de izleyeceğiniz gibi birçok askeri müdahalede ve postmodern darbe girişimlerinin arkasında Masonlar bulunmaktadır.